içerisinde bilimle dinin ilişkisini ele alan yaklaşımlarda bir, bilimle dinin çatışma içinde olduğunu söyleyenler var. Özellikle işte Richard Dawkins'i günümüzün ünlü ateistlerinden. Var mı arkamda? Ha, varmış. Tamam. Günümüzün ön plana çıkan ateistlerinden işte Daniel Dennett, Richard Dawkins, Sam Harris'i mesela bunları örnek verebiliriz. Bu daha çok ateizm adına savunulan bir yaklaşım, bilimle din çatışır. Bunu savunanlar işte pozitivizmde, Auguste Comte'un pozitivizminde olduğu gibi bilimin dinin yerini alması gerektiğini de söylemişlerdir. Din adına bunu savunanlar da istisnai olarak olmuştur bu yaklaşımı, Tertullianus gibi. İşte saçma olduğu için inanıyorum sözü de burada ön plana çıkmıştır. Yani bir şey ne kadar saçmaysa inanırsam o kadar yüksek bir iman olur. O yüzden bilimle din çatışsın, ona rağmen inanıyorsanız imanınız o kadar yüksek bir imandır gibi bir yaklaşım. Ama Tertullianus bile bunu tutarlı bir şekilde sonuna kadar savunamamıştır. O yüzden bu yaklaşım daha çok ateistlerin yaklaşımıdır diyebiliriz. İkinci bir yaklaşım var günümüzde. Asıl yaygın olan bir yaklaşım ki bu dinle hiç ilgilenmeyenler arasında olduğu kadar günümüzde Türkiye'deki ilahiyat çevrelerinde de en yaygın yaklaşım. Bu yaklaşımsa bilimle din ayrı alanlardır. İşte din ahlak hakkında konuşur. Nasıl iyi insan olacağım, nasıl kamil insan olacağım? Bilim de olgular hakkında konuşur. Ay dünyanın etrafında nasıl döner, kuşlar nasıl uçar gibi konular hakkında konuşur. Karaciğer nasıl çalışır? Bu konu o kadar ayrı alanlar ki. Yani bu kadar ayrı alanların çatışması da mümkün değil. Yani çatışmacı yaklaşım yerine bu sefer ayrışmacı bir yaklaşım ileri sürülür. Üçüncü bir alternatif burada ki benim kendimi daha yakın hissettiğim bir yaklaşım. Bilimle dinin arasında olumlu ilişki kurulabileceğini söyleyen bir yaklaşım. Tamam. Yani gerçek anlamda ayrışmacı yaklaşım bana göre de birçok şeyde haklı. Siz birçok konuda bilim yaparken bilimle din hakkındaki görüşünüzün çok önemli olmadan onu yapabilirsiniz. Mesela bir böbrek nakli yapan doktorları düşünün. Birisi ateist, bir tanesi teist. İkisi beraber ameliyatı yaparlarken işte böbrek şuradan açılacak, işte kan kaybı şöyle öğrenecek, şöyle kesilecek, şöyle bir enfeksiyon kapması önlenecek, şu antibiyotiği ver. Mesela bütün bunlar hakkındaki konuşmaları kesmeyi biçmeyi düşünün. Bir ameliyatı çok rahat beraber yaparlar değil mi? Hiçbir sorun yaşamayabilirler. Tamamen aynı kelimeleri, aynı kavramları bir arada kullanabilirler. Böbrek aynı böbrek, damarlar aynı damarlar, kesme aynı kesme, biçme aynı biçme, kan aynı kan. Sonuçta konuştukları üzerine iyi bir sorun yok gibi gözüküyor. Kuşların uçuşunu da kuşların diyelim ki bir hayvan bilimciler ele alsalar, yörünge nasıl uçtuklarıyla ilgili göç yolları falan üzerine çalışsalar aynı şekilde çok rahat. Demek ki burada gerçekten bir ayrışmacı yaklaşım birçok konuda olabilir gibi gözüküyor. O zaman niye yani ayrışmacı yaklaşımı savunmuyorum da bir diyalog yaklaşımını savunuyorum diye bir şey de gündeme gelebilir. Orada da şöyle bir şey var. Fakat özellikle kökenle ilgili şeylere geldiğinizde. Mesela canlıların kökeni nedir? Doğanın kökeni nedir? Evrenin kökeni nedir? Veya yasalar, bize bilim yasaları söylüyor da ne oluyor da bu yasalar var sorusuna cevap vermiyor. Yani yer çekimi yasasının varlığını söylemek ayrı bir şeydir. Yer çekimi yasasının niye vardır anlatmak ayrı bir şey. Ha, bu tip konulara geldiğinizde tamam işte orada gerçek anlamda dinlerin izahında bir yüzleşmek zorunda kaldığınız, teizmin, ateizmin karşı karşıya gelmek zorunda kaldığı alanlar karşınıza çıkıyor. O yüzden ben bu diyalog, bilimle din arasında bir diyalog, verimli bir diyalog olduğunu söyleyen yaklaşımın böyle ayrışmacı yaklaşımdan da çok daha verimli olduğunu savunuyorum. Bugün de bunun belli örneklerini göstermeye çalışacağım. Evvela şunu da söyleyeyim konuşmamız devam ederken, Allah, Tanrı, teizm derken hep aynı şeyi kastediyorum. Farklı şeyleri kastetmiyorum. Teizm, Tanrı inancının olduğu işte bir görüşü belirtiyor. A, olumsuzluk takısı, ateizm. Yani Tanrı inancını reddeden görüşü ifade ediyor. Yani teizm, Tanrı, Allah dersem tamamen aynı şeyi kastettiğimi baştan söyleyeyim. Kitaplarımda da bu kavramların hepsini birden birbirinin yerine farklı bir şey ifade etmeye çalışmadan kullanıyorum. Buradaki
sorun dinler için bence bilimin kendisinden değil, yani savunacağım yaklaşımda. Fakat bu bilimcilik denen bir yaklaşımdan veyahut da naturalizm, ateizm diyebileceğimiz bir yaklaşımdan kaynaklanıyor. Naturalizm, bu doğacılık, hani doğayı sevmek, hani romantizmin akılcılığa karşı doğaya yönelmek gibi şeyler içinde bu natura, doğa falan naturalizm kullanılsa da benim kullandığım naturalizm o anlamda değil. Pek fazla da bugün naturalizmi kullanmaya çalışmayacağım. En son bir sunumda naturalizmi kullanmaya çalıştım. Birçok kimse yani neyi kastettiğimi tam anlaşılmadığını gördüm. Fakat yine de böyle bir kavram olduğunu da en azından söyleyeyim. Bu naturalizm, yani sadece doğa vardır, bu doğa dışında hiçbir şey yoktur diyen anlamda naturalizm, ateizme özdeş bir şey olduğunu söyleyebilirim. Dinler açısından asıl sorun, ateizmin gerçek bir görüş olarak, naturalizmin gerçek bir görüş olarak savunulmaya kalkılmasında. Yoksa bilimin kendisinde değil. Ve bir kısım diğer bir sorun da bence, felsefi naturalizmi, yani Tanrı yoktur diyen bir felsefeyi savunmuyorsak bile, haydi metodolojik naturalizmi savunalım diyen bir yaklaşım var. Metodolojik naturalizmi savunalım diyen yaklaşım da aşağı yukarı şunu diyor: Allah varmış yokmuş bizi hiç ilgilendirmesin, biz bilim yaparken sanki Allah yokmuş gibi olaylara yaklaşalım diyen bir yaklaşım. Yani bir metodoloji olarak onu benimseyelim ve günümüzde birçok dindar da Batı dünyasında, Türkiye'de bunu kabul etmiş vaziyette. Bilim yaparken sanki Tanrı yokmuş gibi olaya yaklaşıyorlar. Laboratuvardan çıkınca sanki Tanrı varmış gibi hayatlarına devam ediyorlar, inananlar. Fakat burada da tabii bence ciddi bir sorun var. Birinci sorun şu: eğer ki felsefi naturalizmin, yani ateizmin doğru bir görüş olduğu kanaatinde değilsek, metodolojik olarak onu niye benimsemek zorundayız? Bir, söyleyebileceğimiz bir şey bu. İkinci olarak söyleyebileceğimiz bir şey şu: tarihte baktığımızda çok ünlü bilim adamları, işte İslam dünyasından isterseniz Biruni Harizmi alın, ister Batı dünyasından Leibniz'i, Newton'u alın, onlar da böyle tutarlı olarak böyle bir görüş benimsemiş değiller. Newton'un insanlık düşüncesinde en etkili olmuş bilim kitabı diye kabul edilen kitabı Principia, 1680'li yıllarda yazıldı, basıldı. Orada bakarsanız, bu insanlık tarihinin en etkili olduğu söylenen kitapta, birçok yerde Tanrı'ya da göndermeler var. İç içe geçebiliyor, demek ki olabiliyormuş. Hatta Darwin'in kitabında bile türlerin kökeni meşhur, birçok yerde yaratıcıya atıflar var. Hani yaratıcının yarattığı bu canlı formlarına diğerlerinin evrimleştiği görüşünde bir muhteşemlik vardır diye Darwin'in kitabında bakıyorsunuz, sözlere rastlıyorsunuz. Yani bilim tarihinde çok etkili olmuş birçok kitaba baktığınızda de bu metodolojik naturalizm benimsenmemiş. O zaman mutlak olarak herkes bu yöntemi benimsemek zorunda. Niye diyelim? Eğer ki bir hesaplaşma gerekiyorsa naturalizmle teizm arasında, ki bundan sonra ateizmle teizm arasında diyeceğim, bu naturalizm biraz kargaşaya sebebiyet veriyor diye. O zaman o hesaplaşma yapılsın, masaya yatıralım, elimizdeki deliller ne, veriler ne, bilim dünyasından gelen. Herkes de kendi görüşünü açıkça savunabilsin. Nasıl ki felsefede birçok farklı görüşü savunan felsefeci yan yana felsefelerini yapabiliyorsa, bence biyolojide de, fizikte de aynı şekilde kendi fizik yasalarının kökeniyle ilgili, evrenin kökeniyle ilgili farklı görüşleri çok açıkça ifade eden fizik-biyoloji görüşleri yan yana pek rahat barınabilirler. İnsanlar sanki bu konuda tarafsızlarmış gibi gibi yapacaklarına, bence böylece herkesin daha samimi, açık bir görüşünü ifade etmesine de bu olanak verir. Burada tabii sorulacak sorulardan biri şu: yani konuların temelinde felsefi açıdan baktığımızda, işte İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğu iddia edilecekse, Hristiyanlar Hristiyanlığın veya ondan sonra ahiretin varlığını isterseniz kabul edecek olun, niye hayatımızı anlamlı bir şekilde şu şekilde yaşayacağız, niye falanca ahlakı şu şekilde benimseyeceğiz derseniz, aslında bütün bunların kökenine, hangi soruya giderseniz gidin, bana göre bütün bunların kökeninde ilk cevap verilmesi gerekli soru Allah'ın varlığıyla ilgili varacağımız kanaat. Yani Allah vardır diyorsak, bundan sonra dinin olup olmaması gerektiğine, ahiretin olup olmaması gerektiği konusuna bakışımız tamamen değişik bir boyut alacaktır. O yüzden bana göre de felsefi açıdan bütün
konuların en temelinde baştan karar verilmesi gerekli konu Allah'ın varlığıyla ilgili konu. Ben de onunla ilgili delillere bugün daha çok yöneleceğim. Daha çok yöneleceğim, bir tek ona yöneleceğim daha doğrusu bugünkü konuşmamızda. Fakat şunu yapalım. Yani Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra işte birçok insan nereden geliyorum, nereye gidiyorum gibi soruları merak ediyor. Sonuçta insan Allah yarattıysa bu sorulara merakı veren de Allah. Ha, o zaman Allah'ın bir din gönderecek olmasını beklememiz için oldukça mantıklı bir temelimiz var demektir. Veyahut da ahiretle ilgili birçoğumuzun ahirete olan ihtiyacı, muhtaç yaratılmamız diye bir durum varsa ki bunu ateistlerin çoğu da böyle bir ihtiyacın olduğunu kabul etmiş. Ha, ateistler bunu tesadüfen gördükleri için Allah'ın insanı uydurduğunu söyleyebilirler. Ama siz Allah'ın varlığını gösterebilirseniz o zaman içimizdeki bu ihtiyacın olması Allah ahireti yaratacağı içindir ki bizi ahirete muhtaç yarattıya gidebilir. Veyahut da birçok insan işte Allah'ı inkar ediyor, kafa tutuyor. Birçok insan Allah'a gönülden bağlanıyor. Eğer ki Allah ahireti yaratmayacak olsa bunları bir yerde eşitlemiş. Belki o Allah'ı inkar eden kimseyi hatta üstün de tutmuş olabilir. Abi böyle bir şey Allah'ın müsaade etmeyeceğini düşünüyorsanız ahiretin varlığını yine anlayabilirsiniz. Ama bunu anlamanız için bile yine sonuçta başlangıçta Allah'ın varlığını anlamanız gerekiyor. Veya Kur'an'daki ifadede çürümüş kemikleri bir araya kim getirecek diye sorduğunda Kur'an'ın ifadesiyle ister taş olun ister demir, isterse gözünüzde daha büyüttüğünüz bir şey. Yeniden onları ilk defa yaratan kimse o yaratacaktır anlamına gelen ayetleri düşündüğünüzde. Değil mi? Yani ayetin aslında ifadesi açık. Yani bir kere şu anda yaratıldığınızı anlıyorsanız bunu bir kere hiçbir örnek olmadan yarattığınız için yeniden yaratmak çok kolay. Fakat bunu anlamanız dahi nedir? Bu ilk yaratılışı Allah'ın yaptığını anlamanıza bağlı. Yani İslam'ın en temel inançlarından biri olan ahireti anlamanızda. Dinin Allah'ın gönderecek olduğunu beklememizin mantıklı olduğunu anlamamız hep aslında başta Allah'ın varlığını anlamamızda ilintili. Ondan bana göre soruların en temelinde olan bir konu. Ki ahiretle ilgili bence müstakil konuşmalar, dinle ilgili müstakil konuşmalar da yapmak mümkün. Ama ben böyle bir ilk konuşma olduğunu da o yüzden genelde hep bu Allah'ın varlığıyla ilgili konudan başlamayı tercih ediyorum. Hayatın anlamı, ahlak, değil mi? Yani belli bir ahlaki davranışlarımız ancak Allah isterse bana göre bir mantıki temel bulacaktır. O konuya sonra da girebiliriz. Allah yoksa insan zaten tesadüfen oluşmuş bir canlıdır. Başlangıçtan bir anlamı yoktur. Ki bana göre olmayan bir anlamı insanın da oluşturabilmesi mümkün değil. Hayatın anlamı sorusu. Bunların hepsi de Allah'ın varlığını baştan anlayıp anlamamamızla bağlı. Daha doğrusu yani Allah'ın varlığına inanç, Allah'ın varlığının inancın alternatif ateizmden daha mantıklı olduğunu anlamak bana göre her şeyi böyle tepe taklak edecek kadar büyük bir dayanak noktası. Demin hocamızla konuşurken hani bana bir dayanak noktası gösterin, her tarafı, her şeyi yerinden o dayanak noktasıyla yerinden oynatabilirim diyordu Arşimet'in sözü. Bu sözde bir, yani bir dayanak noktası gerçekten başlangıçta olacaksa, bütün hepsi için, anlam için, ahlak için, dinin varlığı için, ahirete inancı için, işte orada yine Allah'ın varlığı, ki Allah'ın varlığı, Allah'ın gücü, kudreti gibi bütün sıfatlarını da kaplayan bir şey. İşte o dayanak noktası, o temel, yani temellerin temeli diyebileceğimiz konu yine Allah'ın varlığı. O yüzden oradan işe başlamakta fayda var. Bunu nasıl, Allah'ın varlığına inanç ne kadar mantıklı? Bir felsefeci olarak bu konuda ne diyebiliriz? Modern bilim, din ilişkisi, bütün çalışma hayatında hep çalışmış biri olarak bu konuda ne diyebiliriz? 20. yüzyılda karşımıza çıkan veriler bize ne gösteriyor? Yavaş yavaş o konuya girelim. Tabii bu konuda söylenebilecek çok şey var. Söylenebilecek şeyleri söylemeden önce şunu vurgulamakta fayda var. Bana göre Allah'ın varlığı ile ilgili birçok alandan, insan ahlakla ilgili alandan, evrenin başlangıcından, doğa yasalarının tasarımından, canların tasarımından, bunların hepsinden çıkan veriler var. Bunların her biri kullanılabilir. Yani her birini kullanmakta da fayda var. Ama bana göre burada olabilecek en mantıklı yaklaşım, en iyi yaklaşım, bütün bu verilerin hepsinin gücünü bir araya katmak. Yani bütün bu verilerin hepsinin üst üste konduğunda oluşacak toplam durumun ne kadar güçlü olabileceğini görmek. O yüzden ben de bugün yani tek bir delili çok detaylı açmak yerine vaktimiz olduğunca, buradan saati de görüyorum, harika. Hep saat sormak zorunda kalırdım ama harika bir yere konmuş saat.
6'ya 20 var. Yani 7'de toplam bu şeyin biteceğini düşünürsek, bir yarım saatte sorulara ayırırsak, yani vakit yettiği ölçüde anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince farklı alanlara girmeye çalışacağım. Bu farklı alanları incelerken neleri kıyaslamakta fayda var? Nelere bakmakta fayda var? Onları kısaca geçeyim, sonra teker teker gireyim. Bir tanesi ateizmin tarih boyunca savunduğu iddiaya bakarsak, burada ateizm deyince yani en genel olarak ateizm, en genel olarak şeyleri, yani istisnai bir iki ateist bunun dışında bulunabilir belki ama en genel olarak ateistlerin söylediği şey, bu evren ezelidir görüşü olmuştur. Allah'ın ezeli fikrine karşıt teizmde, ateizmin görüşü evren ezelidir. Mesela bunlardan hangisi daha mantıklıya bakabiliriz? Bizim kelamcıların çok sevdiği alan burasıdır aslında, bu kısma bakmak. Daha sonra bakabileceğimiz bir alan İbn-i Rüşd'ün Kur'an delili dediği şeyle tasarımla ilgili şeylerdir. İslam düşüncesi daha çok inayet ve ihtira delili başlığıyla geçer. Tasarım derken de çok geniş bir konudur. Yani evrene ne oluyor da yasalar uyuyor, evrene ne oluyor da matematik uyuyor, doğa yasalarındaki hassas ayar, doğa yasalarının varlığı, canlıların tasarımı, fiziki süreçlerin tasarımı, yani alt böyle bir sürü alt maddeler ayrılabilecek bir konu bu tasarımla ilgili şeyler. Onlara bakabiliriz. Vaktimiz olur mu bilmiyorum. Zihinle ilgili şeye bakabiliriz. İnsan zihniyle ilgili şey de bence tasarım açısından önemli. Fırsat olursa bir böyle dış dünyadan değil de bizim iç dünyamızdan, doğuştan bizde hepimizde olan özelliklerden Allah'ın varlığı nasıl anlaşılabilirle ilgili. Yani Kur'an'da daha çok fıtrat kavramına karşılık gelen bir şeylere bakabiliriz. Onları kıyas edeceğiz. Şimdi buradaki evrenin ezeline karşıt, evrenin başlangıcı ve Allah'ın ezelliği fikri dedik birincisinde var. İkincisinde tabii Allah'ın bilinçli bir şekilde tasarımlanması, bütün ayrıntıları bilinçli bir şekilde oluşturmasına karşılık teizmde. Ateizm tesadüfi bir süreçte, doğa yasaları kendi kendine var, geri kalanlar da tesadüfi bir süreçte oluşuyor görüşü var tasarımda. Tasarımın bütün şeylerinde, doğa yasalarının varlığında, fiziki süreçlerde, canlılarda aşağı yukarı söylenen bu. Ya kendi kendine var o doğa yasaları deniyor veyahut da işte içindeki oluşumlar tesadüfen oluştu deniyor. Bunlardan hangisi daha mantıklı bakabiliriz? Ahlak Allah tarafından özel bir amaçla insana ahlakilik verildi fikrine karşık. Ateistlerin orada farklı görüşleri var. Kimisi tesadüfen ahlak oluşturuyor, kimisi insanda ahlakilik özelliği yok diyor. Onlara da bakabiliriz. Ama bunlardan hangisi daha mantıklı? Yani Allah'ın ezeli mi, evrenin başlangıcı mı? Tasarımlanması mı, tesadüfen mi oluşması? Madem ki felsefe tarihinde ateizmle teizm arasında yüzyıllar içinde böyle farklı görüşler çıktı. O zaman diyoruz ki felsefe açısından bunları teker teker masaya yatıralım. Yatırdıktan sonra bakalım gerçek anlamda hangisi bizim zihnimizi daha iyi tatmin edecek durumda? Hangisi gerçek anlamda karşımıza çıkan bu fiziğin bize sunduğu tabloyla varabileceğimiz netice açısından da bizi daha mantıklı bir noktaya götürüyor? Hepsini masaya yatıralım. İlk önce her şeyden önce herhalde bir evrene sahip olmamız gerekiyor. Madem öyle oradan başlayalım. Kelam literatüründe bizim kelamcıların en çok sevdiği bu dedim, hudus delili diye geçen delildir bu. Kindi ve Gazali bana göre, ki Maturidi'de de var, daha birçok kimse de var, Ebu Hanife'de olduğu da söyleniyor. Ama yani bana göre en benim gördüğüm kaliteli versiyonları Kindi ile Gazali'de karşımıza çıkan delillerdir hudus delilinde. Onlar tabii o dönemde bilimsel belli bir seviyede olmadı. Yani bilimin de benim daha sonra kullanacağım verileri ellerinde olmadığı için matematik felsefesi, zaman felsefesi gibi alanlar açısından bana göre çok değerli olabilecek argümanlarla evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösterdiler. Bir iki tane örnek vereceğim. Felsefeyle ilgilenmeyenler için biraz ağır kaçabilecek örnekler. O Kindi'nin, Gazali'nin anlattıklarına benzerler. Ama yani bu konudan hoşlananlar için bana göre de muazzam değerde örnekler. Bugün de Batı din felsefesi literatüründe bizim kelamcılar atıfla bu örnek, Batı felsefesinde de kalam cosmological argument, yani kelamın kozmolojik argümanı başlığıyla tartışıldığını da söylememde fayda var. Şimdi burada Kindi ile Gazali'nin yaptığı şey tam onların kelimelerle değil, onlarınkini özetleyecek bir şekilde söyleyeceğim. Yapmaya çalıştıkları şey başlangıçta şu. Evrenin zamanının
Şimdi şu, Allah'ın ezelliğini veya evrenin ezelliği ikisini bir de düşündüğümüzde bir şeyin ezeli olduğunu deneyimlemiz veya olduğunu göstermemiz mümkün değil. Fakat Allah ezeli ise evrenin başlangıcı vardır. Eğer ki evren ezeli ise başlangıcı yoktur evrenin. Ha, o zaman evrenin başlangıcı olup olmaması meselesini daha çok akıl yürütmelerin temeli yapılıp buradan hareketle hangi görüşün daha mantıklı olduğu ele alınabilir. Burada dikkat çektikleri şeylerden biri şu, Hindi ile Gazali'nin. Siz evrenin geçmişi ezelidir derseniz nasıl mantıksal hatalara düşeceğinizi, bu mantıksal hatalardan kurtulmanın tek yolunun da evrenin başlangıcı olması gerektiğini söyleyerek argümanlarını başlatıyorlar. Burada insanları en çok yanıltan şeylerden biri şu. Biz zamanı birçok kimse Cantor'un sayı dizileri gibi düşünüyoruz. Hani okulda gördük ya 1, 2, 3, 4 diye sonsuza gider sayı dizileri. Bir de sıfırdan geriye doğru gider. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye. Zamanı da öyle düşünürüz. Gelecek sonsuza gidiyor işte doğal sayılar gibi. Geçmişte işte ona benzer sonsuz diye düşünürüz. Birçok kimse üzerine çok düşünmeden böyle geçer. Fakat böyle düşündüğünüzde aslında ciddi bir çelişki vardır karşınızda. Geleceğin sonsuz olmasında sorun yok. Yani 1, 2, 3, 4, 5, yani 1 milyara geldim, 1 milyar 1, 1 trilyona geldim, 1 trilyon 1'e geldim. 1 katrilyona geldim, 1 katrilyon 1 gitti. Yani sonsuza git demek aslında gelecekte. Durmadan git demek. Nereye gidersen git, bir nokta sonrası var. Oraya doğru git demek. Burada bir çelişki yok. Ve dikkat edin, size sonsuz zaman verilse bile, yani hiç durmayan bir zaman verilse bile, yine sonsuz dolduramazsınız. Nerede durursanız, sonrasına git, sonrasına git, sonrasına git. Mümkün. Ha, geçmişi böyle düşündüğünüzde ama, Hindi ile Gazali dikkat çektiği ciddi mantıklı çelişkiler var. Niye? Çünkü geçmiş sonsuzdur dediğinizde burada tamamen farklı bir şey var. Siz artık git dolmayan bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Sonsuz dolduruldu ve buraya gelindi gibi bir şey söylüyorsunuz. Doldurulmuş ve tüketilmiş bir sonsuzdan bahsediyorsunuz. Onlar da bu doldurulmuş ve tüketilmiş teker teker eklemeyle doldurulmuş ve tüketilmiş bir sonsuzdan bahsettiğinizde nasıl çelişkiler ortaya çıkacağını söyleyerek, göstererek bunu yapmaya çalışıyorlar. Buralar felsefi açıdan biraz zor. Sonra daha kolaylara geçeceğim ama merak edenler için de birkaç örnek vereyim. Şöyle düşünün. Burada diyelim sonsuz tane sandalye var ve sonsuz kişi var. Burada sonsuz sandalyede sonsuz kişi oturuyor. Dışarıdan birisi geliyor. Diyor ki ya şu AKP Vakfı'nda bir oturacak yer var mı? Bana da işte bir sandalye. Diyor ki ya üzgünüm yani sonsuz sandalyede sonsuz kişi var. Hiç boş yer yok. İyi, güzel. Yani geri dönüyor. Biraz sonra diyoruz ki her 5 sandalyede 5 numaradan biri dışarı çıksın. Veya 10 numaradan diyelim daha kolay. 10 numaradan biri dışarı çıksın. İşte 10. sandalye 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hep 10. sandalyeler çıkıyor. Matematikman burada sonsuz sandalye olsaydı dışarıya çıkacak kişi sayısı da sonsuz olurdu. Değil mi? Yani onun kuvveti olan sayılar sonsuz. Dışarıya sonsuz kişi çıkıyor. Dışarıdan birisi geliyor. İçeride kaç kişi var? Sonsuz diyor. Aa demek ki boş yer yok diyor. Yok olur mu diyor. İçeride sonsuz boş yer var. Ya Allah Allah nasıl olur sonsuz kişi? Yani her 10. sandalye boşaldığı için sonsuz yer kaldı. O zaman siz dışarıdan insan alıyorsunuz. İçeriye geliyor bir bakıyorsunuz. Her 10. sandalye doluyor. Boş sandalyeler doluyor, doluyor, doluyor. Soruyorsunuz ne kadar doldu? Hiç dolmadı. Çünkü sonsuz artı 1, 2, 3, 4. Ne kadar? Ya siz görüyorsunuz ama doluyor. Yok dolmadı diyor çünkü sonsuz artı 1, 2, 3 yine sonsuz. Şimdi aslında bu tabii ki mantıksal açıdan ciddi çelişkilerin olduğunu sonsuz üzerine böyle işlemler yapılınca göstermek için verilen örnekler bunlar. Şimdi siz buradaki sandalyeleri geçmiş zamana alın. Yani birinci sandalye işte bir yıl öncesi, ikinci sandalye iki yıl öncesi, üç yıl öncesi, dört yıl öncesi, beş yıl öncesi zamanın sonsuz geriye götürün. Yani zaman üzerinde düşündüğünüzde de böyle mantıksız şeyler karşınıza çıkacaktır. Mesela 1 milyar yıl önce sonsuz zaman dolduruldu, 1 milyar yıl geçti. Hiç ilerlemedi gibi. Yani Hindi ile Gazali'nin göstermeye çalıştığı şeylerden biri bu. Böyle çelişkilerin olması kaçınılmaz. Eğer ki geçmiş zaman sonsuzsa. Fakat eğer bir başlangıcı varsa böyle bir çelişkilerin ortada kalacağından hareketle evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Veyahut da diğer bir tane olayı şöyle de ifade edebiliriz. Teker teker saymayla hiçbir zaman sonsuzu dolduramazsınız. Dedik ileriye doğru gidince. Geçmişte de o zaman geçmiş sonsuz diyorsanız, tamamlanmış bir sonsuz diyorsanız geçmişe. Teker teker saymayla 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl üst üste geliyor. O zaman teker teker saymayla geçmişin de dolamaması lazım.
Yani ileriye doğru gittiğimizde sonsuz dolamıyorsa, eşit derecede geriye doğru gittiğinizde de sonsuzu doldurmak mantıken mümkün değildir. Ha birisi diyebilir ki orada eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye saymıyorsunuz da sonsuz, sonsuz eksi 1, sonsuz eksi 2 diye sayıyoruz diyebilir. Ama bence yani teker teker doldurmayla bir şeyi sonsuzu tamamlayamıyorsanız sonsuzdan geriye sayarak da tamamlayamayacağınızı görmek çok zor bir olay değil. Bu tabii ki mantıksal ve bu konuyla ilgilenmeyenler için biraz daha hatta bazen uçuk kaçık gelebilecek bir alan ama bana göre felsefi açıdan çok değerli argümanlar olduğunu da düşünüyorum. Aslında bu gösterildiğinde dikkat edin çok enteresan bazı konuları da Kindi ve Gazali göstermiş oluyorlar. Çünkü bu şekilde düşününce felsefede Allah'la ilgili de iki tip Allah'ın zamanla ilişkisi felsefi açıdan zor bir konudur onu söyleyeyim öncelikle. Hani bugün kaderle ilgili bazı tartışmalar görüyorsunuz ya bazı hocalarımız falan yapıyor. Bunların hepsinin altında aslında Allah'ın zamanla ilişkisinin ne olduğu tipi meseleler var. Bu şekilde bir argümanla gittiğinizde artık siz Allah ezelidir deyince Allah yani zamanın içinde geçmiş zaman sonsuz o sonsuzun içinde Allah daha gerilere gidiyormuş gibi Allah için bir ezellik düşünmüyorsunuz. Allah adeta zamanın yaratıcısı gibi üstünde bir ezellik düşünüyorsunuz. Allah bu zamanın üstünde ve ezellikten kasıt aslında Allah zamana mantıken önce yani bu zamanın yaratıcısı anlamadı. Dikkat edin kaderle ilgili konuları anlamanızda da bu açılım sağlayacak bir şey. Allah'ın birçok şeyi bilmesi, geleceği bilmesi gibi meselelerde de ufuk açacağı bir şey. Çünkü birçok konudaki anlamadaki sıkıntı Allah sanki zamanı Allah da tabiymiş gibi bu evrenin zamanına geçmişte düşünmenizden kaynaklanıyor. Ama Allah'ı adeta zamanın yaratıcısı gibi düşününce orada bir ufuklar açılabilir. Veyahut da niye evrenin bilimsel olarak yaşı şu anda 13,7 milyar yıl. Niye Allah evreni önce değil de sonra yarattı? Veya Allah evreni yarattıktan sonra niye insanın ortaya çıkması için işte 13 küsur milyar yıl bekledi? Veya dünyanın ortaya çıkması için 9 milyar yıla yakın bekledi. Dünyanın yaşı da aşağı yukarı 4,5 milyar yıl gibi soruları sorduğunuzda. Aslında bu sorular da anlamsız oluyor. Niye? Çünkü zamanın yaratıcısı, yani zamanın içinde Allah'ın beklemesi diye bir şey yok. Yani YouTube'da falan video seyrediyorsunuz ya, dışarıdan videoyu seyreden biri isterse pat diye alıyor, bir saati geçiyor bir saniyede. Niye? Çünkü onun içinde eşit derecede zaman akmak zorunda değil. Değil mi? Orada çok rahat anlıyor. Bir saatin hepsini geçirdi. Geçirmedi mi? Geçirdi ama bir saniyede geçirdi bir saati. Tabii ki bu bir benzetme Allah için. Tam aynı şeyin olduğunu söylemiyorum. Ama zamanın yaratıcısı açısından, yani onun zamana tabi olması şeklinde bir şey olmayınca niye önce değil de sonra yaratıldı şeklinde bir şey sormanız mümkün değil. Ya kabirle azabı ile ilgili birçok uydurmaların bana göre çıkmasındaki sebep, yani Kur'an'da olmayan bir şeyin icat edilmesindeki sebep de bana göre buna benzer bir şey. Sebebi şu, ve birçok kimse bakıyorlar bundan evvelki nesillerde bilmem kaç bin yıl önce kabirde yattı. Bunca yıl ne yapacak adam kabirde? Sıkılacak mı, bekleyecek mi gibi düşünüyorlar. Sanki ona da onun için de zaman eşitmiş gibi geçiyor. Ona da Kur'an'da olmayan bir azap, Kur'an'da olmayan bir sevap öngörüyorsunuz eğer böyle bir düşüncenin içine girerseniz. Yeni bir literatür çıkartıyorsunuz. Yani onun altında da bana göre bu zamanla ilgili herkesin eşit derecede zamana tabi olması gibi yanlış anlayışın verdiği bir zihin kaymalarının olduğunu düşünüyorum. Ondan aslında bu Allah'ın yani zamanın yaratıcısı olması, bu evrenin zamanla bağlı olmadığını anlamak hani başka meselelerde de ufuk açıcı bir boyutu var. Ve günümüz biliminin de vardığı neticeyle aslında bu Kindi Gazali'nin, tabii Kindi Gazali kabirle ilgili demin dediğim izahları yapmadılar. Onu da özellikle Gazali yapmadı. Kindi ne dedi bilmiyorum da o konuda. onu da parantez içinde geçeyim. Fakat günümüzde vardıkları neticelerde bu hudus delilinde oldukça günümüz veriler açısından da ilginç. Şimdi biz izafiyet teorisiyle biliyoruz ki bu evrenin zamanı yer çekimi ve hız gibi faktörlerden etkileniyor. O zaman bu evrenin olmadığı bir noktada da yani mutlak bir zamanın olduğunu düşünmek anlamsızlaşıyor. Şimdi zamanı mutlak olarak düşündüğünüzde zaman adeta bir fon, evrenin içindeki hiçbir şeyden etkilenmiyormuş gibi zaman düşünüyor. Yani zaman bir adeta böyle bir tahta gibi fon. Evren onun içinde bir yerden başlıyor, devam ediyormuş gibi düşünüyor zamanı mutlak olarak düşünenler. Fakat bu izafiyet teorisini bize koyduğu zaman zaman öyle bir fon gibi bir şey değil. Bu evrenin adeta bir üretimi gibi bir şey. Çekim gücünden
bu evrendeki bile değişiyor. Siz hızlı giderseniz bile zaman algınız değişiyor. Veya Jüpiter'in üstünde yaşasaydınız da zaman algınız değişirdi. Yani bu evrenin içinde değişik noktalarda ve hızlarda zaman farklı algılanıyorsa, o zaman Allah'ın da bu evrenin zamanına uyuyormuş gibi algılamak tamamen anlamsızlaşacaktır. Yani bu argümanla ortaya çıkan verilerden birini bir de bu açıdan bir kenara yazın. Yani Kindi ile Gazali özellikle vurguladıkları nokta şuydu. Yani onlar zamanın başlangıcını gösterdiklerinde, evrenin başlangıcını gösterince zamanın başlangıcını da göstereceklerini anlayıp, ikisinden birini gösterip aslında bu evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösterdiler. O zaman ne oluyordu? Karşımızda iki tane görüş vardı. Bir Allah'ın ezelliliğine karşıt, evrenin ezelliliği. Bunlardan birinin olamayacağını, bu evrenin ezeli olamayacağını ve onunla beraber zaman ezeli olamayacağını gösterince Allah'ın ezeli olması alternatifsiz bir görüş olarak kalıyordu. Bu tabii böyle deminki matematik felsefesiyle alakalı akıl yürütmeleri bir kenara bırakırsak 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl bilimiyle de destekleyebileceğimiz bir görüş. Nedir bu 19. yüzyıl? Mesela 19. yüzyılda aramızda eğer mühendisler varsa yakinen bileceği bir entropi yasası özellikle Clausius'un çalışmalarıyla ortaya kondu. Clausius'un çalışmalarıyla ortaya konan entropi yasasına söylenen kısaca şu: bu evrende düzensizlik sürekli artmaktadır. Tek yönlü bir süreçtir ve bu geriye çevrilemez. Belli bir yerde termodinamik dengeye gelinip de o zaman hareketin durması kaçınılmaz entropi yasasına göre. İnsanların ilk fark ettikleri şey şu oldu bu yasadan dolayı: evren sonsuz olamaz, bir yerde sonunun gelmesi kaçınılmaz. Çünkü sonsuz düzensizlik diye bir şey olamaz. Fakat hemen bundan sonra daha da önemli bir felsefi sonucu fark ettiler. Tam bizim demin bahsettiğimiz konuyla alakalı. Eğer ki bir şey sonsuza dek var olamıyorsa, iç yapısındaki bir yasadan dolayı, sonsuzdan biri de var olamaz. Niye? Evrenin geçmişten biri sonsuz olsaydı şu anda termodinamik dengeye gelinip hareket durmuş olurdu. Oysa şu an işte hareket olduğunu görüyoruz burada. Güneş sistemimizde hareket var, uzayın değişik noktalarında hareket var. O zaman entropi yasasının bir gereği evrenin geçmişinin sonsuz olmaması. Ve entropi yasası hani fiziğin böyle kenarda köşede kalmış böyle bir yasası değildir. Termodinamik yasalar, bu termodinamiğin ikinci yasası, olabilecek evrenin en temel yasaları kabul edilir. Bunu da böyle bir kenara yazmamız gerekiyor. Diğer taraftan 1920'li yıllarda ortaya konan Big Bang teorisi ne göre 13,7 milyar yıl önce bu evrenin bir başlangıcı var. Başlangıç çok sıcak ve çok yoğun. Çok sıcak ve çok yoğun bir başlangıçtan başta bir ayrılma olarak sürekli evren genişledi şu ana kadar buraya geldi. Biz bu konuşmaya başladıktan şu ana kadar bile daha da genişlemiş bir evrene sahibiz. Yani evrende birbirine denk tek bir an bile yoktur. Her an genişleyen oldukça dinamik bir evrende yaşıyoruz. Bunu da ilginç bir şey ki bana göre Kur'an'daki ayetler açısından da ilginç. Yani Enbiya suresi 30 her şeyin yani bir arada olduğuna işaret edip sonra bir ratk safhası var, sonra fatk işte ayrılıyor hepsi diyen, yani göklerle yer bitişikti ayırdık diyen ayet. Sonra Zariyat suresindeki yerle gök bitişikti biz onlara ayırıyoruz diyen ayet açısından da bunun ilginç olduğunu da bir kenara yazın. Ama biz onları bir kenara bırakıp en azından bilimin bize verdiği veriler açısından geri kalan kısmına devam edelim. Sürekli genişleyen bir evren. Fakat dikkat edin, yani Big Bang'te çok fazla delili var. Vaktimiz yok. Merak edenler olursa nedir delilere gireriz. Ama Big Bang'in bize söylediği evrende nedir? Sonsuz bir geçmiş değil. 13,7 milyar yıl önce bir evren. Çok sıcak ve çok yoğun. Bir anda başlandı. O bir ana gittiğinizde evrenin ilk anı, bütün maddenin çöktüğü ve işte zamanın da olmadığı bir şey karşınıza çıkıyor. Yani o T0 anı aslında zamanın ve maddenin hepsinin ortaya çıkış anı. Şu anda en klasik olan formüllerinden Big Bang'in hareket edersek, karşımıza çıkan Big Bang'le manzara bu. O zaman bu argümanı kısaca özetlersek, Kindi Gazali gibi filozofların ortaya koyduğu argümanlarla bu evrenin geçmişi bir mantıksal düzlemde başlangıcı olması gerektiği gözükürken, 19. yüzyıldaki entropi yasası ve 20. yüzyılda ortaya konan Big Bang teorisi de bu evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini bu sefer modern bilimin verileriyle ortaya koydular. Fakat buradaki tabii önemli olan şey nedir? Bu farklı alanlardan gelen, yani entropi, Big Bang, o mantıksal delillerin hepsi bizi aynı sonuca götürmesi buradaki argümanı daha da güçlendiriyor. Çünkü klasik ateist görüş, isterseniz Marksizme gidin, klasik materyalizme, isterseniz Lucretius'a gidin, daha evvel Epikürus'a, Demokritus'a gidin. Onların hepsindeki o klasik ateizmlerinde evreni ezeli görerek
o ateizmlerini temellendirmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Ve bunu ellerinden aldığınızda ortada bir şey kalmıyor. Aslında sırf ateizme karşı değil, panteizme karşıt da bir görüş bu. Panteizm bu evreni adeta Tanrı ile özdeşleştiren, evreni Tanrı'nın bir bedeni gibi gören anlayış. Fakat başlangıçta çok küçük bir noktaya sıkışan, başlangıçta bir hiçlik olan evreni de Tanrı'nın bir bedeniymiş gibi görmenin ne kadar mantıksız olacağını da bize söylüyor aynı zamanda Big Bang teorisi ve bu veriler. Bana göre o açıdan da enteresan, panteizm açısından da çıkardığı netice. Fakat sonuç olarak bir cümleyle bağlayalım, buraya geçelim. O zaman entropi yasası, Big Bang ve deminki mantıklı yasalara baktığımızda ateizmin ileri sürdüğü evrenin ezelliği fikrine karşıt, evrenin bir başlangıcı olduğunu ve yaratılmış olduğunu söyleyen teizmin bize daha mantıklı bir açıklama veriyor. Ve teizmin söylediği bu açıklamada, dikkat edin, başlangıçta uzay ve zaman olmadığı için o zaman yaratıcının uzayı ve zamanı aşkın olması lazım. Ayrıca evrende bu kadar büyük enerji olduğunu da düşünürsek, ondan sonra bu büyük enerjiyle yaratılışın olduğunu düşünsek, çok yüksek, kudreti yüksek bir yaratıcı olması lazım. Diğer taraftan evren neden önce değil de sonra oluştu gibi sorulara da, burada Gazali'nin dikkat çektiği gibi verilecek en mantıklı cevap, bir iradenin onları irade etmesi. Çünkü bir şeyin eğer ki maddi sebebi ezelden biri olsa, mesela ezelden biri soğuk olsa orada ezelden biri bir buz olmasını beklersiniz. Ezelden biri bir maddi sebep olsa ezelden biri bir buz olmasını beklersiniz. Fakat biz maddi sebep bir yerine ikinci tip bir varlık tipi biliyoruz ki o zihin. Zihinsel varlık tipi kendimizde. Zihinsel varlık tipi ise irade eder, iradeyle meydana getirir. Ha o zaman o zihinsel varlık için neden önce değildir sonra sorusunun da bir açıklamasını veriyor. O zaman yani bu aslında iradesi olan, kudreti yüksek, zamanı ve maddeyi aşkın bir varlık karşımıza çıkartıyor bu argüman. Yani Allah'ın bütün sıfatlarını değilse de önemli birçok sıfatını da temellendiren bir argüman. Burayı geçip tasarımla ilgili konulara gelin. Yani evren, karşımıza bir evren duruyor. Onun hakkında ne diyeceğiz? Bu birinci soru, ünlü Leibniz'in bir sorusu vardır. Felsefenin en büyük sorusu olduğunu söylemiştir. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Yani karşımızda bir evren var ve onun bir açıklamaya muhtaç olduğunu ifade etmek için Leibniz'in ortaya attığı bir soruydu bu. Şu ana kadar konuştuğumuz kısım ona cevap vermek için bir yaklaşımdı. Fakat başka da cevap verilmesi gerekli sorular var. Neden kaos yok da doğa yasaları var şeklinde bir soru. Kısa kısa o tasarımla ilgili şeyleri geçeyim. Ama başlangıçta ilk cevap verilmesi gereken şeylerden biri bence yasaların olması. Çünkü dikkat ederseniz bilim adamları, yaptıklarını inceleyenler, bilim felsefesinin içine girenler, fiziğe, biyolojiye girenler şunu göreceklerdir. Özellikle fizikte bu daha da net gözükür. Onlar başlangıçtan yani yasaları bulurlar fizik adamları ve yasaları tarif edilir. İşte kuantumda şu Schrödinger denklemi var. İşte yer çekiminde Einstein'ın tarif ettiği şekilde yer çekimi yasaları olduğu falan filan. Yani birçok hareket yasaları şöyle böyle. Fakat ne oluyor da yasalar var diye de aslında cevap vermemiz gereken soru var. Yani neden kaos yok da yasalar var? Yani günümüzde bilimin bize anlattıkları aslında bu sorunun cevabı değil. Yani yasaların varlığını anlatmak bu yasalar neden var sorusunun açıklaması değil. Yani burada siz bir masanın olduğunu anlatmakla ne oldu da bu masa buraya getirildi? Ya yani masa nasıl yapıldığını cevabını vermezsiniz. Birçok kimse yani bilimin burada masanın olduğunu söylemesinden yani yasaların varlığını söylemesi sanki masanın buraya niye geldiğinin ve nasıl geldiğinin açıklaması olduğunu zannediyor. Ya ne çok gürültü varmış burada. Şimdi fark ettik gidince. Evet. Şimdi şuradan bir nokta alıyorsunuz. Şurada atom altında işte elektromanyetik kuvvetin yasaları geçerli. İşte proton elektronun kütlesi belli bir şekilde birbirine oranları var. 1836'ya bir oranında. Şurada bir nokta alıyorsunuz. Yine belli şekilde bir oran var. Andromeda galaksisinde öyle, Jüpiter'de öyle, bambaşka bir galakside öyle. Her yerde aynı yasalar geçerli. Bundan 10 yıl önce de aynıydı, sonra da aynıydı. Bunun temelinde ne var? İlginç bulduğum felsefecilerden biri Oxfordlu filozof Richard Swinburne. O diyor ki, bir arkeolojik kazıda bir para bulsanız, sonra başka bir para bulsanız, başka bir para bulsanız, bütün o paraların üstünde hep aynı şekil olsa ortak bir açıklama ararsınız. O paraların hepsi ortak bir yerde üretildiği gibi açıklama ararsınız.
yasalar için o zaman bu ortak açıklama ne? Öyle bir açıklamaya bakmamız lazım mı sorusunu sormamız lazım. Niye? Burada bir noktada o yasa geçerli, elektromanyetik kuvvet geçerli, burada da geçerli. Evrenin bambaşka bir köşesinde de geçerli, diğer yende de geçerli ve sürekli bu yasa muhafaza ediliyor. Bunun ortak bir açıklaması ne? Bana göre teizm burada, Tanrı inancı, arkasında evrenin bilinçli bir güç olduğunu ve yasaları koyan bir güç olduğunu söyleyerek buna mantıklı bir açıklama getiriyorken, ateizmin neden kaos yok da evrende belli yasalar vardır sorusuna bence vereceği mantıklı bir cevap olmadığını zannediyorum. Bu evrende yasaların olması birçok açıdan da önemli. Çünkü evrende yasaların olması sayesinde biz evrende hareket edebiliyoruz, anlıyoruz. Aslında bizim imtihan olmamız bile evrende belli yasaların olması sayesinde. Mesela dikkat edin, birisi birisine işte bıçak saplıyor. Kan aktığında öleceğini biliyoruz bıçak sapladığında. Ahlaken kötü bir şey yaptı diyoruz. Yani sorumlu olur diyoruz. Niye? Çünkü kan aktığında insanın öleceğini biyolojik yapıldığının bir yasası olarak biliyoruz. Veyahut da herhangi birisi 10. kattan birisini aşağı itse hepimiz öleceğini biliyoruz. Fakat niye hep 10. kattan düşenler ölüyor? Çünkü hep aynı şekilde yer çekimi yasası var. İnsan biyolojisi ona... Aman ne güzel çay da geldi. Harikasın. Onun öleceğini... Yoksa ıhlamur mu? Evet, ıhlamurmuş daha da iyi. Öleceğini bildiği için onun mesul olduğunu düşünüyoruz 10. kattan indiğinde. Çünkü yer çekimi aynı şekilde hep işliyor. Diğer taraftan insan biyolojisi de hep aynı şekilde. Dikkat edin, bazen insanı ittiğinizde oradan aşağıya düşse, bazen havaya zıplasa, bazen bıçak saplandığınızda kan akıp da ölmeye yaklaşsa veya kan kaybından zor durumda kalsa, bazen bıçak sapladığınızda masaj gibi falan hissetse, oh ne güzel oluyor, karnım doyuyor bıçak sapladığında deseniz, hep değil mi? Evrende yasalar olması aslında böyle şeyleri beklememiz normal olurdu. Çünkü düzenli olduğu yasalar olduğu içindir ki hep biz evrende düzenli hareketler görüyoruz, şey görüyoruz. O zaman dikkat edin, aslında imtihan da olmazdı. Ahlaki açıdan bir şeyden mesela yukarıdan aşağıya iten birinin sorumlu olduğunu da düşünemezdik. Niye? Ben onu ittiğimde havaya uçacak zannettim. Bıçağı öyle bir sapladım ki karnı açtır doysun diye sapladım. Bazen ölüyor insan, ya bugün öyle olmayacağını zannetmiştim bir an gibi şey olur. Aslında biz düzenlilikler olması sayesinde evrende belli bir imtihan oluyoruz. O zaman teizmde evrende düzenli yasalar olmasının, bunu yaratan yaratıcının insanları imtihan etmesi için ve de evrenin arkasında rasyonel, bilinçli bir güç olduğu içindir ki evrende insan bilincinin anlayacağı düzenli yasal olan bir evren vardır şeklinde teizmin bir açıklaması varken, ateizmin ne oluyor da evrende yasalar var diye, ki bilimcilerin daha başlarken kabul edip hiç tartışmasız bir soru diye kabul ettikleri sorunun açıklanmasında teizmin çok büyük bir avantajı var. Bunu yakalamamız lazım. Başka bir noktaya daha gidelim. Mesela bilim yapanların bir şeyi görüyordur. Evrene matematiğin uygunluğu. Nasıl oluyor da cep telefonlarıyla konuşuyoruz? Aslında işte evrene matematiğin uymasıyla, dalgaların gelmesi falan hep bunun sayesinde. Nasıl oluyor da uydu uzaya gönderiyoruz? İşte o uydular üzerinden birçok televizyon programını da seyrediyoruz. Diğer şeyler de oluyor. Şu anda yayında olanlara da selam ediyoruz. Onlar da herhalde bu matematiğin kullanılması sayesinde, yayınların yapılması sayesinde bizi seyrediyorlar. Bilim, yani Ay'a araç göndermemiz, ondan sonra birçok insanlığın evreni anlamasıyla ilgili ürünleri, diğerleri. Hepsi aslında evrene belli bir matematiğin uyması, evrende belli bir düzenliliğin olması sayesinde. O zaman bunu da yine bilim adamlara dikkat edin. Evrene matematik uygun olunca bunun da bir açıklamasını hiç yapmadan birçok kimse geçiyor. Günümüzde çok yapılan hatalardan biri. Birkaç defa televizyona çıktığım fizikçiler de vardı. Yani pek dini konularla ilgisiz gibi duruyorlardı. Onlar da yani kabul ettiler. Yani evet, biz onu bir açıklamaya gerekmiyormuş gibi düşünüp de geçiyoruz. Hiç hatta aklımıza bile gelmedi böyle bir soru diyenlerine de rastladım. Fakat oldukça ilginç bir fenomen. Yani matematik felsefesinde İki tane temel görüş var. Bir tanesi matematiğin keşif olduğu, bir tanesi matematiğin icat olduğu. Matematik keşiftir diyenlere göre
Bu evren var olmadan önce de matematik vardı. Yani 13 bu evrenden önce de bir asal sayıydı. 7 bu evrenden önce de asal bir sayıydı. Ve 13 artı 7 bu evrenden yaratılmadan önce de 20'ydi. Matematik denen bir şey vardı. Biz de sonradan keşfettik zaten var olan matematiği. Tamam. Tamam. Evren bu evrenden önce matematik var. Bu evren var. Ne oluyor da bu evrene matematik uyuyor? Doğa yasalarına. Çünkü matematiğin kendi kendine bir şeyi etkilemesi mümkün değil. Yani 7 sayısı bir şeyi, 13 sayısı bir şeyi etkileyemez. Veya matematiğin herhangi bir formülü bir şeyi etkileyemez. Ne oluyor da evrenin içsel yapısında bu matematiğe uygunluk var ki, bilim adamları bu matematik yasalarını kullanmak suretiyle evreni anlıyorlar, hatta dönüştürüyorlar, icatlar yapıyorlar evren üzerinde. Daha önceden var olan matematiğin sonradan var olan evrene uymasının açıklaması bana göre bilinçli bir gücün evrene matematiği uydurması olduğunu söyleyebiliriz. Ve teizm de burada o bilinçli gücün işte Allah olduğunu söyleyerek ciddi bir mantıksal avantaja sahip. Peki başka bir matematik felsefesindeki görüşe göre matematik icat. Aksiyomlardan insanlar üretiyor. Yani aslında bu evrenden önce de matematik diye bir şey yoktu. Biz insan kültürünün ürünleri gibi matematik de bir ürün. Peki böyle düşünürsek evren bu insan zihninin bir uydurması değil. Tamam matematiği biz çıkartıyoruz ama evreni çıkartan biz değiliz. O zaman yine ne oluyor da bu evrene matematiğin uyup da bunun bu kadar iyi netice verdiği şeklinde bir şeyi temellendirilmesi mümkün değil. Burada da yine evrenin arkasında bilinçli bir gücün olduğu ve bunu uyduran bir gücün olduğu söyleyerek, yani matematiği evreni uyduran bir gücün olduğunu söyleyerek bu daha mantıklı bir şekilde temellenecektir. Yani evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğu içindir ki evrenin kendisi de rasyoneldir. Yani akılcıdır. İnsan aklıyla anlaşılacak, insan aklının anlaşılmasına açık bir yapıdadır şeklinde bir anlayışı teizme inandığınız zaman savunmanız daha mümkün. Ve bu kısım dikkat edin aslında bilime başlangıcın temeli. Birçok bilim adamının kendi temellerini sorgulamadan da bilime başladıklarını burada belirtmemiz lazım. Fakat ancak teizmi savunulduğunda bu temel için mantıksal bir köken bulabileceğimizi bence belirtmeliyiz. Buradan geçelim başka tasarımla ilgili diğer versiyonlara. Daha matematiksel versiyonlar da karşımıza günümüzde çıkıyor. Onlara da geleceğim ama o matematiksel versiyonlardan önce her insanın sağduyusuyla ortaya çıkabilecek bir versiyondan bahsedebiliriz. Doğa yasaları var. Evrene uyan. Yer çekim yasası, elektromanyetik kuvvet, bir sürü yasa var. Evvela şöyle bir şeyden bahsedelim. Yani bir şeyden siz ancak onda potansiyel olarak ne varsa onu üretebilirsiniz. Yani ağaçta bu masa olacak potansiyel olduğu içindir ki masa olmuştur. Veyahut da işte kapı olabilecek potansiyel vardır ki kapı olmuştur. İşte bu podyum olabilecek potansiyel vardır ki ağaçtan podyum olmuştur. Ama ağacın içinde kamera olacak potansiyel yoksa siz ne yaparsanız yapın dünyanın en kabiliyetli insanı olsanız ondan kamerayı çıkartamazsınız. Niye? Çünkü ağacın içinde kamera olacak potansiyel yoktur. Bir şeyin potansiyeli yani o şeyden üretebileceğiniz mümkün olan şeyleri içinde ihtiva etmesini belirten bir şey. Onda o potansiyel olarak var. Siz isterseniz ağaçtan masa yapsanız da onda potansiyelinde var, yapmasanız da. Ağaçtan kapı yapsanız da yapmasanız da ağaçta o potansiyel var. Veya kağıt yapsanız da yapmasanız da ağaçtan kağıt olacak potansiyel var. Şimdi bunu bir kere gözümüzü kapayıp düşünelim diyorum. Yani evrenin başlangıcında çok sıcak, çok yoğun başlangıçta bir çorba var. Bir hayalen düşünün. Ve bu başlangıçtaki potansiyelde ne var aslında? Ya da başka türlü de sorabiliriz. Evrenin orasına gitmenize gerek yok. Bir doğa var, gözümüzü kapatalım. Hiç biz evrende yokmuşuz gibi düşünelim. Bu evren diye bir şey var. Ve bunda bir yasalar ve bir madde denen bir şey var. Bundaki potansiyel neleri ihtiva ediyor? Cevabı aslında çok basit bizim verebileceğimiz cevap. Yani hepsini bilemeyiz ama en azından bizim gördüğümüz her şey ihtiva ediyor. Çünkü evrendeki potansiyel balık olmasını evrende ihtiva etmese bu dünyada balık olmaz. Renkleri ihtiva etmese gördüğümüz renkler olmaz. Kuşlar ihtiva etmese kuşlar olmaz. Cep telefonunu kamerayı ihtiva etmese cep telefonu kamera internet olmaz.
mesela çok enteresan şeylerden biri, ne oluyor da evrendeki bu potansiyel müziği ihtiva ediyor? Ve karşımızda aslında evrenin potansiyelinde müzik denen bir şey var. Çünkü o müzik olmasaydı evrenin potansiyelinde müzik diye bir şeyi icat etmeniz mümkün değil. Ha, o zaman bu ilk argümanın ilk kısmı, hiç böyle modern bilimin verilerine gitmeden şöyle kurabiliriz. Bu evrenin potansiyelini bir düşünen kimse, bir de potansiyele neticesine baktığında, bu kadar geniş bir potansiyel olmasında, teist görüşe göre evrene bu potansiyeli bilinçli bir güç koyduğu içindir ki evrende bu potansiyel var. Bu kadar renk, bu kadar farklı canlı türü, müzik gibi çok enteresan bir şey bu evrenden çıkabiliyor. Diğer ateist görüşse evrende kendi kendine bu potansiyelin olduğunu söyleyen bir yaklaşım. Ha, buradaki argüman bana göre hani bir sezgiyle düşünen bir sanatçı yaklaşımıyla da buraya bakabiliriz. Hani birçok kimse belki mantıksal olarak açıklamakta zorluk çekersiniz ama piyano tuşlarına rastgele vuran biriyle, hani müzikten hiç anlamıyorsanız bile, rastgele vuran biriyle belli bir melodiye uygun çalan birini arasındaki farkı ayırt edebilirsiniz. Birisinin bilinçli bir şekilde o tuşlara bastığını, diğerinin rastgele şekilde vurduğunu söyleyebilirsiniz. Ha, bana göre bir sanatçı sezgisi vardır birçoğumuzda. Müziği bilenler onun işte majör minör kalıplarından, diğerlerinden de ayırt edebilirler. Ama onu bilmeyen birimiz bile bunları ayırt edebiliyoruz birçok zaman. Burada da bence bir sanatçı adeta sezgisiyle bizde var olan, bu evrendeki potansiyel tesadüfen oldu mu olmadı mı sorusu üzerine düşünen kimse, bu kadar çok şeyin çıkmasına, rastgele olarak evrenin bu potansiyeli barındırmadığı neticesine ben varacağını zannediyorum. Ve bana göre bu aslında argümanın çok değerli bir kısmı üzerine iyi düşünülürse evrenin bu potansiyeli barındırması. Fakat bazıları da diyebilir ki, yani ben böyle sanatçı sezgisiyle düşünmeyi pek sevmem. Bana biraz matematiksel bir şeyler söyleyin. Ben yani günümüz biliminde matematik de çok değerli. Hani demin matematiğin evrenin uygunluğuyla ilgili bir şey söyledik de evrenin uygunluğuyla ilgili değil de. Direkt böyle bir olasılıklarla diğer şeylerle ilgili bir şey söyleyin dersek. Özellikle 20. yüzyılda karşımıza çıkan verilerle ki bu işte İbn-i Rüşd de daha evvel tasarım delilini savundu. Hristiyan dünyadan Newton da Leibniz de savundu. İşte onların söyleyemeyeceği bir şeylere de sahibiz bu hassas ayarlarda. Bu işte tasarım delilinin üstüne bizim 20. yüzyılda koyabileceğimiz üstüne bir şey, bir matematiksel olasılık hesapları çerçevesinde bunu ortaya koymak. Özellikle bu hassas ayarlarla ilgili konuda çıkıyor karşımıza. Hassas ayarlar nedir? Şimdi 20. yüzyılda bilim adamlarının anladığı şeylerden biri şu. Şimdi bizim var olmamız evrende yasaların var olmasına bağlı. O yasalar olmazsa biz olamıyoruz tamam ama sırf yasalar var olmazsa değil. Var olan yasalarda bir de hassas ayarlar olması lazım ki biz var olabilelim. Biz dediğim sadece insanlar değil, yanlış anlamayın. Yani bir ottan elimizi yıkarken giden o bakterilerden bir hamam böceğine kadar aklınıza gelebilecek her türlü canlı varlığı kastediyorum. Örneğin bir yer çekimi yasasını alalım. Yer çekimi yasası olmazsa tamam biz olamayız ama yer çekimi yasasının şiddetinde ufacık bir değişiklik yapsak da bizim olmamız mümkün değil. Vücudumuzdaki atomlar, oksijenler, karbonlar, azotlar hepsi pişiyor. Yıldızlar oluşamayacağı için kara delik olmayınca kimya dediğimiz bir olay bile başlayamaz. Bırakın ki canlıları. Yer çekiminin kuvveti daha da şiddetli olsa bu sefer evrenin başlangıcında her şey kara deliklere dönüşür. Ve yine bu sonraki süreç olmaz. Yani ister biraz aşağı ister biraz yukarı alın yer çekiminin şiddetini. Bunu olamayacağını görürsünüz. Aynı şekilde elektromanyetik kuvvette de. Elektromanyetik kuvvette yine kimyanın olması için önemli. Buradaki şiddetinde de yine siz ufacık bir değişiklik aşağı yukarı yaparsanız canlılığın ortaya çıkamayacağını görüyorsunuz. Zayıf nükleer kuvvette de öyle, güçlü nükleer kuvvet gibi ki yani bu dört tane temel kuvvette de öyle, daha başka süreçlerde de öyle. İşte mesela güçlü nükleer kuvvetin şiddetini biraz daha arttırırsanız protonlar birbirini itiyorlar atomun çekirdeğinde. Onları birbirine adeta ezecek gibi bir araya getirdiğini görürsünüz. Yine kimyanın oluşmasına müsaade etmeyecek bir sürece girer. Birazcık güçlü nükleer kuvveti de gevşetirseniz bu sefer protonları bir arada tutamaz. Protonlar zaten birbirini itiyor, onları tutacak şiddeti olmaz. Protonları bir arada tutamayınca zaten kimyanın oluşması da, yani atomun çekirdeğinde protonların olmasına bağlı. Yine evren bir tek uçuşan hidrojenlerden ibaret olur.
Şimdi buradaki hassas ayarlar da birazdan matematiksel olarak onların ne ifade ettiğini vereceğim. Çok çok hassas ayarlar ve bunları matematiksel oranlarla da günümüzde ifade ediyoruz. Şöyle, mesela elektromanyetin kuvvetindeki o hassas ayar 10 üzeri %1 gibi bir ihtimal. Veyahut da yerçekim kuvvetinin şiddetindeki ihtimal 10 üzeri 60'ta 1 gibi ihtimal. Şimdi tabii bunlar sırf atom altı kuvvetlerle ilgili değil. Diğer süreçlerde de bu hassas ayarlar karşımıza çıkıyor. Birçok hassas ayar var bizim varlığımız için olmazsa olmaz şart olan. Ve bir şeyin varlığı için olmazsa olmaz şartlar varsa onların hepsinin birbiriyle çarpılması gerektiğine de dikkat edelim. Yani herhangi birine işte Akabe Vakfı'ndan bütün çıkan kitapları hediye edeceğiz desek buraya koysak. Onun için bir çekiliş yapılacak, işte yazı tur atılacak, yazı gelecek. Birisine onlu bir kutudan bir şey çekeceğiz, işte 5 rakamı çıkacak. Ondan sonra diğerlerine de yüzlük desteden bir şey çekecek, 36 rakamı çıkacak desek. 3'ü birden olursa bu kitapları hediye edeceğiz desek. Yani Akabe Vakfı bu kadar cömert bir vakıf olmayıp o kadar cimri bir vakıf olsa. Karşınıza çıkan tablo şu olur, işte yazı turadan birinin gelme ihtimali 1/2 olur. 10 tane rakamdan birini çekme ihtimaliniz 1/10 olur. Hangi rakam gelirse gelsin. İkisini çarparsanız, ikisi birden şart olduğu için 1/20 olur. 100 tane sayıdan birinde tutturma olasılığınız %1 olur. 2000'de 1 olur. Yani bütün kitaplar ancak 2000 kişide bir aşağı yukarı alır gibi bir şey çıkar olasılıkla. Niye? Çünkü bu 3 tane şartın birden yerine getiren nere veriyorum derseniz. Aynı şekilde bu çok çok hassas ayarlardan baktığınızda evrende insanlık için hepsinin olmazsa olmaz şart olduğunu, birini bile eksiltmenin mümkün olmadığını söyleyelim. Ve buradaki şartlar da öyle 2000'de bir gibi şartlar değil. Şöyle bir örnek vereyim. Tabii anlaşılması için mutlaka o örnekleri vermem gerekiyor. Yoksa o 10 üzeri %1, 10 üzeri 60'ta 1 nedir anlaşılmıyor. Evvela kabaca şunu söyleyeyim. Yani ben kabaca şey olarak alabiliriz. Yani bu atom altı kuvvetlerin sırf gerekli hassas ayarda olmasının olasılığı 10 üzeri 200'de 1'den daha düşük bir olasılık. Ama bu 10 üzeri 200'de 1 nedir düşünürsek ne kadar hassas ayarlarla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Burada şöyle örnek verebiliriz. Bizim galaksimizde, Samanyolu galaksisinde var olan yıldız sayısı, dikkat edin gezegenden değil, yıldız sayısı 100 milyarlarca. 100 milyarlarca da galaksi var. 100 milyarlarca galakside 100 milyarlarca yıldız var. Buna rağmen bütün evrende, dikkat edin, bütün evrende var olan proton artı nötron sayısı. Şurada tek noktada da milyonlarca, milyarlarca proton nötron var. Milyarlarca düşünün şu masanın üstünde. Buna rağmen bütün evrende var olan proton artı nötron sayısını toplasanız 10 üzeri 80 ediyor aşağı yukarı. Bir tane proton artı nötron başına da 1 milyar ışık parçacığı düşüyor. Şu lambadan milyarlarcasının yayıldığını düşünün. Işık parçacıkları, onları parçacık olarak da nitelendirebiliriz fotonda. Ha, bütün evrende tahmin edilen ışık parçacığı sayısı 10 üzeri 89'da 1. Bir tanesi başına 1 milyar tane düştüğü için proton nötronu. O zaman şöyle diyelim. Bütün evrendeki proton, nötron, ışık parçacığı, elektron hepsini üst üste koyun. Aşağı yukarı 10 üzeri 90 gibi bir rakam çıkıyor karşınıza. Dikkat edin. Yani sayının 10 üzeri 90'ın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyor musunuz? 10 üzeri 90 bütün evrendeki parçacıkları, proton, nötron, elektron toplasanız şey, sırf elektromanyetik kuvvetin hassas ayarının olmasının olasılığı 10 üzeri %1. Yani onun 10 milyar katında bir olasılık. Evrenin kendisi aşağı yukarı 10 üzeri 18 saniye başlangıçtan bir 13,7 milyar yıl. 13,7 milyar yıl çarpı 365 çarpı 24 saat 60 dakika 60 saniye hepsini çarpın. 10 üzeri 18'den düşük çıkar ama 10 üzeri 18 diyelim. Şimdi evrendeki 10 üzeri 90 parçacık evrenin başlangıcından biri var olsalar her birine deseler ki bir hareket yap evrendeki her saniye boyunca dikkat edin. Her saniye bir hareket yapacak her parçacık 10 üzeri 108 hareket eder. 1 trilyon hareket yap kardeşim çok yavaş gidiyorsunuz deseniz. 1 trilyon 10 üzeri 12 onu da çarpsanız 10 üzeri 120. Evrendeki her parçacık evrenin her saniyesi 1 trilyon hareket yapsalar yapabilecekleri hareket sayısı 10 üzeri 120'de 1. Ve dikkat edin. Sırf öbüründeki hassas ayarlar 10 üzeri 200'de 1'lik bir hassas ayar ancak olursa canlılık olması mümkün. Olmazsa değil ve 10 üzeri 200'de 1'lik olasılık seçiliyor.
Bence tasarımın varlığını göstermek için bundan daha muazzam ne olabilir dememiz lazım. Ha, düşük olasılıkların olduğu yerde, ya 10 üzeri 200'de 1 falan diyenler için de bunu söylüyorum. Yani 10 üzeri 200'de 1'de 1 olasılığı da ciddi yalan olursa, şöyle diyeyim. Herhangi bir yerde arkeolojik kazı yaptınız, işte küpler falan çıkıyor arkeolojide. Evrenin içinde zaten var olan atomlardan küpler oluşuyor. Niye bir kübün rastgele toprağın oluşturduğunu düşünmüyoruz, çanağın, çömleğin? Hiç onu oluşturanı görmesek de görüyoruz. Niye? Çünkü olasılık olarak o çok çok düşük bir olasılık. O kübün oluşmasının olasılığı. Yani öyle demin bahsettiğim olasılıklar gibi değil, ona göre çok daha yüksek ama yine de çok düşük olasılık. Ondan hiçbir arkeolog yerin altında böyle 5-6 tane çanak çömlek bulsa, aa, toprak kendi kendini oluşturuyor çanak çömlek diye düşünmez. Niye? Düşük olasılık olduğu için. Yine ben bir televizyon programındayken oradan bir sunucu da şey diye sordu. Peki yani bunlar rastgele hani bir şekilde olasılık bir olsa da olamaz mı? Ben dedim eğer ki öyle bir olasılığa inanırsanız o zaman şuna da inanmanız lazım. Orada iki tane örnek verdim. Hangisini? İkisini birden vereyim. Bir tane verdiğim örnek şuydu. En sevdiğim örnek. Ya eve gidince kim seni karşılıyor işte dedim. Yani işte kocam falan işte karşılıyor işte çoluk çocuk. O zaman mesela eve gittiğinde kocanın kocan olduğunu nereden biliyorsun? Onu bana anlat olasılık olarak. Ben sana olasılık olarak diğerine ciddiye almazsan eve gidince kocanın kocan olduğunu da bilemeyeceğinle ilgili bir sürü şey söyleyeyim. Şöyle bir örnek verebiliriz. Yani hep görüyoruz bazen filmlerde insanların benzerlerini bulup çıkartıyorlar. Bir insanın benzerinin çıkması olasılığı dünyada milyarda birden daha yüksek görüyoruz. Yani sırf Obama'nın kaç tane benzerini çıkartıyorlar. Yani kocanın bir benzeri veya hanımının bir benzeri eve gidince var olmuş olması, evine girmiş olması, yani evindeki o kişinin benzeri olması olasılığı milyarda bir de olsa var. Adam der ki ya tamam milyarda bir olasılık var da bizim evin içinde ne arıyor benzeri? Dur bakalım daha bitmedi deriz. Ona da hemen bir olasılık yapalım. Bu dünyanın içinde diyorum sarhoşlar olduğunu düşünebiliriz. Sarhoşlar da rastgele bir kapıyı gece, benim vardı öyle sarhoş tanıklarım söylemişlerdi. Eve gidince rastgele bir şekilde yanlış kapıyı zorlayıp da girmeye kalkmış olabilirler. Şimdi sarhoşların her gün yüzlerce vaka oluyor dünyada 7 milyar olduğunu düşünürseniz yanlış kapıya gitmeye çalışmalar ama yani 7 vaka bile olsa milyarda bir de ona da diyebiliriz. Yani sarhoşların kendi evinin kapısı yerine yanlış bir yere girmeye çalışmaların olasılığı da milyarda bir diyelim. Milyarda bir ile 1 milyarda biri çarp. Ya tamam da yani rastgele kapıyı zorlarken bizim eve nasıl girdi adam diyebilir. Onun olasılığı çok daha basit. Zaten çilingir geliyor birkaç yüz tane anahtarla deniyor bir tanesini çıkartıyor. Adamın evinin anahtarını rastgele senin evinin açmasının olasılığı da %1 olasılık de. Buyur açtı kapıyı. Tamam da ses tonu o ses tonunun benzeme olasılığına da %1 ver. Ona da ekle. Tamam oldu mu yani eve gelince deminki olasılıkla inanıyorsan aynı ses tonunda kendi evinin içinde oturan o kişi eve girdiğinde şu anda kocan veya karın olduğunu emin misin? Şimdi söyle. Ben hala eminim. Tamam niye eminsin? Çünkü o kadar düşük olasılıklar olunca geride ciddi olan hiç kimse kale almaz. O tabakların o şekilde olma olasılığı bir olduğunu kale alması gibi. Ha kale alıyorsan bundan sonra kocanla karın hakkında bir daha düşün şeklinde bir şey söylememiz gerekiyor yani kale alıyorsanız. Ve hatta diğer verdiğim bir örnekte şu oldu. Ben şu anda konuşuyorum dedim. Şu anda konuştuğumda benim ağzımdan kelimeler çıkıyor. İşte masa diyoruz, kelime diyoruz, potansiyel diyoruz, şu diyor. Ben kendimi Türkçe konuştuğu kanaatindeyim. Arada hatalar yapsam da yine de Türkçe konuştuğum kanaatindeyim. Şimdi mesela birisi geliyor diyor ki, işte Akabe Vakfı'nda, ya o adam geldi size konuştu ama o Türkçe bile konuşmayı bilmez diyor size. Ya nasıl olmaz adam geçen gün Türkçe konuştu, duyduk konferansta falan diyebilirsiniz. Yok ya bilmez der. Ya kardeşim Türkçe konuştu duyduk yok der. Yani o Bosna'dan geldi. Aslında Türkçe'yi hiç öğrenmedi. Rastgele ağzından ha mu falan diye sesler çıkartıyor. Rastgele bir ağzınızdan ses çıkarttığınızda Türkçedeki kelimelerle eşleşme olasılığı var. Rastgele bir kere bile olasılık varsa masayla eşleşme. Yüzlerce ben kelimeyi arka arkaya getirerek konuştum deminden beri. Bir tane kelimeyi tutturma olasılığı varsa her bir kelimeyi tesadüfen. Yüzlerce kelimeyi arka arkaya olmasının da bir olasılığı var. Fakat şu anda aranızda benim Türkçe konuştuğumdan emin olmayanınız var mı? Sanmıyorum. Arada hatalar yapıyor olsam da. Niye? Çünkü rastgele ağzından çıkan seslerle Türkçe'de var olan bir şeyi tutturma olasılığım o kadar düşük ki, o kadar düşük bir olasılığı hiç kimse kale almaz.
Ve biz olasılıkla mesela birisi iki basamaklı bir kasa olsa şurada şifresini atsa %1 olasılık bilebilir deriz. Üç basamakta ya herhalde pardon uydurarak şifreyi bulmuş olabilir deriz. Üç basamaklı olsa kasa şifresini açtığında galiba şifreyi biliyor canım bilmese bir kere de açamaz deriz. Bu dört basamak, beş basamak, altı basamak, bir milyarda bir basamak olsa ne kadar çok artarsa onun gerçekten şifreyi bilip açtığını eğer bir hilesiz kasa açılıyorsa biliriz. Niye? Çünkü çok olasılıklar düştükçe ne kadar düşük olasılık olursa onun tutturulma olasılığı arkasında bilinçli davranan, bir amaca göre davranan bir şeyin olduğunu biliyoruz. Kısaca düşünürsek yanınızda bir kasayı açtığında, benim Türkçemi duyduğunuzda, evinizde kocanız, karınızı tanıdığınızda hepsinin altında onları bilmenizin mantığını olasılık hesabına dayandırabiliriz. Ha, o zaman olasılık açısından o olasılıklardan şüphe eden birinin bütün bunların hepsini birden de şüpheyle bakması gerekiyor. Buyur. Yani bizim de soracağımız soru eğer ki ateizme kabul etmek için bu kadar yüksek bir imanın varsa ateizme inanmak için hayırlı uğurlu olsun demek dışında bir şeyimiz yok. Hassas ayarlarla ilgili şeyi de geçersek bu fiziki süreçlerde de hassas ayarlar var şeyler var. Saatin biraz sorulara vakit bırakmak istiyorum da geri kalan yine her zamanki gibi ne yazık ki hızlı şekilde devam edeceğim. Canlılarla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi evrimle ilgili bir şey var burada. Bazıları evrimi ateizmi temellendirmek için bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Şimdi mesela dikkat edin. Tasarımla ilgili birçok veriden bahsettik. Neden teizmin, Tanrı'nın evreni yarattığı inancına inananların ateizmden daha iyi bir açıklama getirdiğini, daha mantıklı bir şey inandıklarını savunduk. Şu ana kadar anlattıklarımız canlılar için olmazsa olmaz şartlardı. Ha bir de demin anlattığım şeyde birçok kimsenin dikkatinden kaçan bir şey var, onu da söyleyeyim. Bazıları diyor ki tamam bu evrende canlılık oluşmazdı da bu dünyada evrenin başka bir köşesinde oluşurdu o hassas ayarlar olmazsa. O da mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü demin bahsettiklerimdeki hassas ayarları bir bozarsanız o elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvette, yer çekiminde yıldızlar ve gezegenler de oluşamıyor. Yani evren sadece uçuşan bir protonlara dönüşüyor. Yani kimya dediğimiz olay başlayamıyor. Ha biyoloji felsefesinde canlının en basit tanımında bile ki kimisi canlının fonksiyonlarını 60-70 maddeye kadar çıkartanlar bile çıkar ama en basit tanımı bile canlı enerjiyi kullanan, etrafına tepkiler veren, üreyebilen bir varlık. Havada uçuşan bir tek protonlarla da kimyanın bile ortaya çıkmasının mümkün olmadığı bir yerde herhangi bir canlı formu bizim bilebildiğimiz çıkması mümkün değil ama bizim hayal edebileceğimiz bir canlının çıkmasını da mümkün görmemek lazım mantıken düşündüğümüzde. Çünkü evrende kimya dediğiniz bir şey yani bırakın kimyanın yani kimya olmayınca tabii moleküller de ortaya çıkamıyor. Yani bu tarzda bir yapının ortaya çıkması bile mümkün değil hassas ayarlarda. Dikkat edin. O yüzden yani evrenin başka bir yerinde canlılık çıkardı şeklinde bir soru da anlamsızlaşıyor. Deminki hassas ayarları gösterdiğinizde. Yani bunun özellikle altını çizmek lazım. Ha, evrimle ilgili kısma gelelim. Evrim yani dine tehdit mi değil mi? Şimdi demin anlattığımız her şey canlılıkla ilgili. Bizim var olmamızla ilgili. Niye? Evren var olmazsa biz var olmayız. Doğa yasaları başlangıçtaki varlığından hareket eder. Doğa yasa var olmazsa biz var olmayız. Doğa yasalarındaki hassas ayarlar olmazsa da biz var olmayız. Peki bu bahsettiklerimizin içinde daha bir tek fizik alanındayız. Biyolojiyi daha başlatmadık. Ha, biz daha biyolojinin başlangıcı alanına girmeden zaten evrendeki hassas ayarlar, evrenin varlığı, doğa yasalarının varlığı tipi şeylerden Allah'ın varlığı gözüktüğü için evrim teorisi de biyolojiyle alakalı olduğu için siz zaten bunlara biyolojiye daha girmediğimiz için biyolojideki bir şeyle cevap vermeniz mümkün değil. Çünkü hassas ayarlar olmazsa canlılık başlayamıyor. Yani biyolojinin kendisinin başlangıcını evvela izah edilebilmesi lazım. Yani kimya bile başlayamıyor ki nerede biyoloji başlasın. Ha, o yüzden dikkat ederseniz bu anlattığımız kısımda evrim teorisinin hangi formunu savunursanız savunun bir tehdit oluşması mümkün değil düşünüldüğü gibi. Diğer taraftan evrim teorisinin kendisini tehdit olup olmadığı şeklinde bir şey de sorulabilir. Orada ben olmadığı kanaatindeyim çok açık net bir şekilde. Evrim teorisinin doğru olup olmadığı tartışmasına girmeyeceğim. Onu da birçok kimse karıştırıyor. Tamam evrim biyoloji felsefesi açısından doğru olup olmadığı tartışılabilir ama biz o tartışmaya girmeden önce evrim teorisi doğru olursa dine bir tehdit mi değil mi ele almakta fayda var. Birçok kimse bunları karıştırıyor.
Kur'an'a bakın, hatta Tevrat'a bakın, İncil, Eski Ayet'e, Yeni Ayet'e hepsine bakın. Onlar da aslında Allah'ın yaratışlarının bir tek doğrudan yaratışlar olmadığını, hatta doğrudan yaratış örnekleri, evrenin enerji maddesinin açığa çıkması gibi belki oralarda düşünülebilir, çok az olduğunu bu tip kitaplarda. Allah'ın anlattığı yaratış şekillerinin büyük bir kısmının hep süreçsel yaratışlar olduğunu görürüz. Kur'an'a da bakın, Eski Ayet'e, Yeni Ayet'e de. Nedir süreçsel yaratılış? Mesela Kur'an'a bakın, Allah yağmur yağdırdığını söyler. Yani Allah yağmuru yağdırdığını söylerken bulutların belli bir şey taşımadığını mı söylüyor? Hayır. Yağmuru Allah yarattı ne demek o zaman? Bulutların olmaz. Çünkü bütün süreci yaratan Allah olduğu için Allah yağmuru yarattım diyor. Çünkü Allah bütün şovun sahibi. Bütün büyük şovun sahibi. Yani sadece yağmurun yağdığı anın sahibi değil. O bütün süreci yaratan. Kur'an'da Adem'le Havva'yı yarattık diye mi geçiyor? Hepimiz Allah yarattı diye mi geçiyor? Yani Müslümanlar Adem'le Havva'yı mı Allah'ın yarattığını düşünüyorlar? Hatta Yahudiler, Hristiyanlar da buna dahil edin. Bütün insanları Allah'ın yarattığını düşünüyor. Bütün insanları. Bütün insanların annesi babası bir araya geldi. Annesi babası bir araya geldikten sonra annesinin taşıması işte 9 ay, ondan sonra bir büyüme süreçleri var. Bütün bu süreçleri geçiren insan, Kur'an'daki ifadelere bakın, işte sizi yaratan diye geçiyor. Niye? Çünkü bu süreci de yaratan Allah. Cevabı çok basit. Şimdi böyle baktığımızda, İslami açıdan baktığımızda Allah bütün süreçlerin yaratıcısı. Ha, o zaman eğer ki Allah insanların veya diğer canlıların da evrim gibi bir süreçle yaratıldığını biri söylerse bana göre bunda dine aykırı bir şey bulmamak lazım. Ha, birisi de gelip evrim teorisinin içine rastgelelikleri koymaya kalkarsa, yani rastgelelikten kastı arkasında hiç bilinçli bir gücün rol oynamadığı tesadüfi süreçler anlamında rastgelelikle koymaya kalkarsa, tabii ki bu dinle şey. Fakat bir biyoloji teorisinin içinde böyle bir zaten açıklama olmaması lazım. O konarsa da felsefi bir doktrini siz biyoloji teorisinin içine sokmuş olursunuz. Biyoloji teorisinin yapması gereken bir yerde oluşumla ilgili süreçleri anlatmak. Bunun arkasında bilinçli bir gücün olup olmadığı daha çok felsefeyle alakalı bir alan. Yani biyolojinin tek başına da üstünde konuşabileceği bir şey değil. Ha, öyle yapanlar varsa o biyoloji teorisiyle bir felsefi ateizmlerini evlendirmeye çalışanlardır. Ama Richard Dawkins gibi bu evliliği yapmaya çalışanlar varsa, Richard Dawkins'ten çok daha evrim teorisi açısından önemli. Hatta bugünkü evrim teorisinin kurucusu diyebileceğimiz işte Theodosius Dobzhansky gibi kişilerse hiç öyle düşünmemişlerdir. Evrimle yaratılışı çok da uyumlu görmüşlerdir. Bu tabii çok yapılan bir yanılgı. Bu evrim teorisiyle olursa işte ateist olmak zorundasınız şeklindeki algı bana göre çok yanlış, ileri sürülmüş bir algı. Bir de burada bana göre İslami açıdan da belirlenmesi gerekli şey şu. Evrim teorisi doğru mudur, yanlış mıdır tartışmasından koparıp başlangıçtan evrim teorisi İslam'a aykırı mıdır, değil midir tartışmasına bakmamız lazım. Benim buradaki ileri sürdüğüm şey şu, İslami açıdan ki ben sırf bunu evrimle ilgili de birçok konuyla ilgili de söylüyorum. Yani yapılması gereken şey şu, yani bir İslam'ın emirleri var, bir de İslam'ın yasakları var, bir de İslam'ın bahsetmediği konular var. Emirleri nedir? İşte İslam'da sabah namazı kıl diyorsa sabah namazı kılacaktır, İslam'ın emridir. Yasakları, işte adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın, zina yapmayın diyorsa o da yasaklarıdır, yapılmayacaktır. Veyahut da sırf bu emir yasaklar olarak da düşünmeyelim. Mesela İslam diyor ki Hazreti İbrahim diye bir peygamber var. Var diyorsa var. Hazreti İbrahim diye bir peygamberin olduğuna inanmak İslam'ın emridir. Veyahut da bir şey yok diyorsa Kur'an'da onu da yok kabul etmemiz gerekir. Fakat bazı konular vardır ki İslam'da onunla ilgili bir hüküm yoktur. Mesela bir örnek olarak şeyi verebiliriz. Hazreti Şuayb'ın kaç çocuğu vardı? Yani siz ister 3 çocuğu var deyin, ister 7 deyin, ister 10 çocuğu var deyin. Hangisi bunların Kur'an aykırı? Hiçbiri aykırı değil. Niye aykırı değil? Çünkü 3 çocuğu vardır diye de bir ifade yok. 7 de 10 da değil. Ama 3'ü bir arada olamayacağına göre dikkat edin. Bazı yanlış görüşlerde Kur'an aykırı değildir. Çünkü bir şeyin Kur'an'a aykırı demek yani o illaki yanlışsa Kur'an aykırıdır anlamına gelmez. Bazı şeylerde Kur'an açıkça açıklamadığı için, o konuyu geçtiği için Kur'an aykırı değildir. Yani aradaki bu farkı yakalamak gerekiyor. Yani bir şey, mesela evrim teorisi Kur'an'a aykırı değildir diyorum. Birçok kimse diyor ki evrim teorisi niye doğru dedin? Tamam ben onu diyebilirim ama demedim. Yani aykırı değildir, ayrıdır. Doğrudur, aykırıdır. Yani
Hazreti Şuayb'ın 3, 5, 10 çocuğu vardır ifadelerinin hiçbiri Kur'an'a aykırı değil. Ama belli ki en azından iki tanesi yanlış. Belki üçü de yanlış. Bu aradaki farkı yakalamak lazım. Evrim teorisiyle ilgili ben o açıdan da, yani orada bir yanlış, aykırı bir şey göremiyorum. O deminki hep yanlış anlaşılmalar olduğu için o deminki açıklamayı bir daha yapmak zorunda kaldım. Aynı şeyi vurgulamak zorunda. Bir iki tane daha husus var bu evrim teorisiyle ilgili çok sorular geleceğini tahmin ettiğim için yani sorulmadan anlatayım. İşte Adem ile Havva'nın topraktan yaratılması meselesi, işte bir de insanlık onuruna aykırı olması meselesi. İnsanlık onuruna aykırı olmaya her bir Müslüman deyince ben diyorum ki ya hiç Kur'an'ı doğru düz okumadınız herhalde. Ne demek yani insanlık onuruna başka hayvanlarla akrebaysan aykırıymış. Ya kardeşim Kur'an'a göre Ebu Cehil ile peygamberimiz akreba. Peygamberimize zulmedenlerle. Hazreti İbrahim'in babası inkar ediyordu akreba. Ya biz hepimiz işte aslında insanlık ortak aile gibi düşünürsek hepimiz bu tiplerle, firavunlarla, şunlarla, bunlarla insanlık ortak ailesinde akrebayız. Ya biz firavunla akreba olmayı, Nemrut'la akreba olmayı kendine sorun görmeyen birileri sincapla, kediyle, akrebaysa, maymunla niye sorun görsün? Kur'an'da birçok ayet var Allah'a karşı savaşanlar onlar hayvanlardan aşağıdırlar diyor. Yani Kur'an hayvanlardan aşağıdırlar dediklerinde akreba olmayı. O firavunlarla sorun görmeyip de hayvanlarla niye göreceğiz? Allah yaratmış. Maymun da sevimli bir canlı. Kedi, sincap hepsi sevimli yani. Akrebaysak akrebayız. Yani bana göre bir sorun yok. Bir de daha ilginci yine başka verdiğim bir örnek şu. Şimdi biyolojik olarak bakarsak bırakın hayvanlarla akrebayı. Biz şu anda değişen hayvan bitkileriz. Şu anda gelirken işte evde yemek olarak diyelim işte tavuk yedik, domates yedik, patates yedik. Biyolojik olarak beynimiz dışındaki hücrelerimizin büyük bir kısmı 6 ayda bir yenileniyor. Yani biz şimdi patates, domates ve tavuk yiyen varsa şu anda patates ve domates vücudumuzda değişime uğruyor tavuk ve biz oluyoruz. Yani biz şu anda patatesin, domatesin, tavuğun değişime uğramasıyız. Hiç rahatsız olan var mı aranızda tavuk olmaktan, patates olmaktan şu anda? Yok. Ya ben şu anda oluşurken patatesten rahatsızlık duymuyorsam, bundan bilmem kaç bin yıl önce patatesin uzaktan kuzeni olursam niye akreba göreyim? Yani bunu da anlamak mümkün değil. Ya adam her an patatesden oluşuyor, rahatsızlık duymuyor. Bilmem kaç bin yıl önce akrebalık olsa rahatsız olacak. Ve sübhanallah. Yani onda da bence bir mantıki rahatsızlık bulmamak gerekiyor. Ya bir de bu hele hele şeyi düşünürsen topraktan olma meselesini, bu demin söylediğime topraktan olmayı da bağlayabiliriz. Nedir patates? Patates işte topraktan. Belli mineralleri emiyor ve suyu. Toprağın ve suyun değişime uğraması patates. Tavuk ne? İşte o da patates, mısır falan filan ne varsa yiyor. Onların değişime uğraması. Biz de onları yiyoruz değişime uğraması. Aslında biz bu açıdan bakarsak şu anda her saniye topraktan yaratılıyoruz. Bütün sürecin sahibi Allah'sa. Yani Adem ile Havva topraktan yaratıldı diye bir şey yok sadece. Her birimiz her an topraktan yaratılıyoruz. Bütün sürecin sahibinin Allah olduğunuzu düşündüğünüzde bu da gayet işte hepimizin görebileceği bilimsel bir gerçek. Hani topraktaki bütün var olan maddeler ve suda var olan şeyler bizim vücudumuzda var gibi bir şey söylemeye de gerek yok aslında bu tabloyu gördükten sonra. Ya daha söyleyecek çok şey var da. Haydi neyse bir iki ahlakla ilgili şeyi yine anlatamadım. Son bir biyolojiyle ilgili bir karşımıza çıkan tabloyu söyleyeyim de ahlakla ilgili şeyi anlatamadan bir merak eden varsa onu soruda sorar, o zaman anlatırız. Biyolojiyle ilgili şeye bakmak lazım. Tarihsel olarak ne oldu biyolojide? Aslında biyolojide de Allah'ın varlığını, sanatını anlamamız için çok şey var. Eski dönemde Aristo dönemine, o dönemlere gittiğinizde görüyorsunuz ki spontaneous generation İngilizce, yani kendiliğinden türeme dediğimiz bir mekanizmayla insanların oluştuğuna inanılıyor. Aşağı yukarı şu. Bir tane işte öküzü derenin kenarına atın, öküz leşinden kurbağalar oluştuğunu göreceksiniz diye anlatıyorlardı. Veya bir tane kedinin leşini apartmanın bodrumuna atın, fareye dönüştüğünü göreceksiniz. Çöpleri balkona atın, böcekleri hamam böceğine dönüştüğünü göreceksiniz, böcekleri. Şimdi bunu birçok insan çok uzun dönem inandı işte Aristo döneminde var. Bizim İslam düşüncesinde Farabi falan da bunu normal görüyor. Yani Allah'ın koyduğu sistemdir diye bunda bile sorun görmemişler. Yani ateistlerde, dindarlarda, Augustinus'ta da var Hristiyan düşüncesinde. Yani onlarda da buna benzer bir şey var. Fakat buradaki zihniyete bakın. İnsanlığın uzun zamanlar zihniyeti canlıyla cansız arasında çok ufak bir fark var. O kadar az bir fark var ki siz bir çöpleri bir yere attığınızda hamam böceğine dönüşebiliyor. Çöpler bir anda o canlıya dönüşecek kadar az bir mesafe var canlı ile cansız arasında.
17. yüzyıl mikroskopun gelişmesi, iyice şey yapması, yavaş yavaş gelişmesi. Yani asıl gelişme tabii 20. yüzyılda daha çok. Fakat 17. yüzyılda mikroskopun devreye girmesiyle çok hücrelerin bu şekilde oluşamayacağı anlaşılıyor. Çöplerden, diğer şeylerde. Fakat bu mikroskopun bulunmasıyla da bu sefer hücrenin varlığı ve tek hücreli canlıların varlığı anlaşılıyor. Artık kimse diyor ki tamam, kendiliğinden türevi vermeyle diğer canlılar oluşamaz ama o tek hücreleri bulduk ya, onlar oluşuyordur kendiliğinden türemeyle diyorlar. Dikkat edin, canlı ile cansız arasındaki uçurum bu olamayacağının, çöplerin, şeylerin rahatça diğerlerine dönüşemeyeceği anlaşılmasıyla açılıyor. Ama tek hücrelerin oluşabileceği zannediyor. Mikroskop biraz daha gelişiyor. Pasteur'ün 19. yüzyılda buna noktayı koyan kişi diye kabul edilir. Artık ancak canlının canlıdan oluşabileceği prensibi Pasteur'le 19. yüzyılda ortaya konunca bu mesafe biraz daha açılıyor. Bu mesafe daha açıldığında 19. yüzyılın sonu, hatta 20. yüzyılın başlangıcında Darwin'e, sonra Haeckel'e ve diğerlerine bakarsanız, hatta 20. yüzyılın başlangıcında birçok kimseye, hücreyi hala şey diye görüyorlar. İçi karbonumsu bir sıvıyla dolu, etrafı bir zarla çevrili bir ufak odacık, torbacık gibi bir şey diye hücreyi düşünüyorlar. Ancak 1900'lü yıllarda, özellikle 1950'li yıllar burada dönüm noktası, proteinlerin ve de ondan da daha da enteresanı DNA'nın keşfiyle ve diğer tabii hücrenin organellerinin, hücrenin ne kadar kompleks bir yapı olduğu anlaşılıyor. Bu sefer bir bakıyorsunuz, hücre dediğiniz şeyin içindeki proteinler her biri bir makine gibi, acayip fonksiyonlar olan şeyler. Her bir DNA müthiş bir bilgisayar gibi, ki şurada dikkat edin, tek bir noktada yüz binlerce hücre olduğunu düşünün bunu söylerken. DNA hücrenin ortasında müthiş fonksiyonları olan bir molekül, bilgisayar gibi onu yönetiyor. Mitokondri enerji veriyor. Hücrenin zarı güvenlikçiler gibi gereksiz hiç kimse içeri almayıp gerekli olanları içeri alıyor. İçeriden de dışarı kimi çıkacağını hepsini karar veren bir yapı da zar. Ve dikkat edin, her bir hücre böyle bir fabrika gibi, acayip bir bilgi sistemi içinde olan bir varlık gibi olduğu bir anlayış karşımıza 20. yüzyıl çıkartıyor. Bana göre bu da aslında Allah'ın sanatının ne kadar ince yaratıldığını, tasarımı anlamak için içinde birçok veriler veriyor. Aslında bunu da olasılık matematik açısından bana göre ifade etmek mümkün ama ona da pek zamanımız yok. Onu geçelim. Kısacası ister evrenin başlangıcı, ister evrendeki tasarımlar, ister canlılar vücudundaki tasarıma, ister doğa yasalarının varlığına gidelim. Teizmin, yani Tanrı inancını, evreni bilinçli, kudretli, her şeyi gören, bilen, bir varlığın yarattığını söyleyen teizmin açıklaması, ateizmin açıklamasından çok daha başarılı ve bana göre Allah inancında diğerinden çok daha tutarlı bir şey veriyor. Ve özellikle bana göre buradaki farklı farklı delillerin birleşiminden ortaya çıkan güç, bunun gücüne güç katıyor. Yani sadece bizim kelamcıların savunduğu hudus delili değil, aynı zamanda işte doğa yasalarının varlığı, aynı zamanda matematiğin uygunluğu, aynı zamanda hassas ayarlar, aynı zamanda işte canlılar, her biri ve her birinin toplamında aynı şeyi işaret etmesi, tasarımla ilgili şeyin, Allah'ın varlığıyla ilgili delillerin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Neden bahsetmedim? Onu da bir iki cümlede söyleyip konuşmayı bitireyim. Bahsetmediğim şey şu, şu anda üzerinde yaptığım çalışma bunlara ilaveten, çünkü Kur'an'da da size hem iç dünyada hem dış dünyada delillerimizi göstereceğiz diyor. Bu şu ana kadar bahsettiklerimiz dış dünyada gözüken deliller. Fakat iç dünyamızda olan deliller de var. Ve emin olun, o iç dünyada olan şeyler üzerine düşününce belki bu demin bahsettiklerimizden de daha çok hayret edeceğimiz şeyler. Çünkü Big Bang ta oralarda olmuş, 13,7 milyar yıl önce, onun farkında olmamak, yani insan pek şaşırmıyor. Fakat iç dünyamızdaki deliller, kendi arzularımız, doğuştan insanların ahlaki yapısı veya diğer şeyler üzerine inceleyince bize çok içkin olan ben dediğimiz şeyin üzerine, aslında o delillerin üzerine düşündüğümüzde bence ne kadar az düşündüğümüzü, bunun üzerine Kur'an'ın hatta fıtratla ilgili şeylere, Rum suresi 30. ayette ve birkaç ayette de, diğer ayette iç dünyada deliller olduğunu söyleyen, nefislerde deliller olduğunu söyleyen ayetlere karşı ne kadar bunlar üzerine az düşündüğümüzü ortaya çıkaracak niteliği olduğunu düşünüyorum diğer delillerin.
Onlara Allah nasip ederse, seneye kitabı bitirirsek, o zaman da davet ederlerse gelir, onlara da artık seneye anlatırız. Ben hepsini ne zaman böyle anlatayım desem hep bir şeyler eksik kalır. Burada bu konuşmayı bitireyim. Artık 10 dakikada sorulara kalsın. Yarım saat düşünmüştük, 10 dakika oldu. Beni dinlediğiniz için sabırla hepinize çok teşekkür ederim. Bu çok güzel faaliyetlerini bildiğim, internet üzerinden tanık olduğum Akabe Vakfı'nı ilk defa gelmek, görmek, burada bu kadar ilgili bir konu, konukları görmek, çok candan ev sahipliği yapan kişilerle tanışmak gerçekten beni çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.